Samsunnabzı.com'dan bir kez daha sizlere iyi akşamlar diliyoruz. Her çarşamba yaptığımız bir sohbet programı, anlayışımız pandeminin bu olumsuz şartlarına rağmen yine devam ettirmeye çalıştığımız bir uygulama olarak bugün de sizinle karşı karşıya gelmemize vesile oldu. Bugünkü konumuz daha önce de başka konu başlıkları içerisinde sık sık temas ettiğimiz, özellikle son haftalarda kültür konusunda, estetik soyutlama konusunda, medya ile ilgili çalışmalar konusunda çok sıkça rastladığımız simetri konusunda içeriklerden bir tanesi olan, özellikle zaten insanla ilgili konuştuğunuz zaman insanın karakterize eden bileşenlerin içerisindeki en damıtık 3-4 maddeden bir tanesi olan bir kavram olan estetik ile bugün sizle karşı karşıya geleceğiz. Özellikle farklı bir bakış açısıyla sizinle bu kavramı buluşturmaya çalışacağım. O da değer ile eder kavramların karşılaştırması mantığında söz konusu olacak. Ama genel olarak da hem kültüre, hem sanata, hem ekonomiye, hem endüstriye, hem günlük yaşamın diğer sosyal insicama ve algı dünyamıza, inançlarımıza da belli noktaları temas ederek biraz daha bu kavramı detaylı bir şekilde sizinle konuşmuş olacağız. Estetik konusu özellikle değer kavramıyla daha karakterize, daha kıymetli bir boyut kazanmışken, eder kavramıyla yeni bir boyut kazanma söz konusu ama yeniden kıymet kazandığı şeklinde bir fikrimizi karşılayacak bir kavram olarak ikame edilebilir mi? Eder, bunu da bugün biraz da detaylı görmeye çalışacağız. Biraz içerik olarak güncel yaşamla, piyasayla, ekonomiyle, belki kültür, sosyal angajmanların içerisindeki diğer tematik unsurlarla temasını sağlayarak yine işlemiş olacağız. Evet, insanı tarif ederken insanın eylemlerini, bir başka ifadeyle insanın biçimlenme faaliyetlerini tarif ederken biz 4 madde üzerinde bir temel iskelet ortaya koymaya çalışıyoruz. 4 ayaklı diyelim buna. Bu 4 ayak içerisindeki önemli 3 ayak etik, estetik ve lojik diye tarif edilen klasik ifadesiyle, Türkçe ifadesiyle iyi, güzel ve doğrunun karşılığı olan bu üçlüye bir de pragmatik kavramıyla, yani faydalılığı da ilave edip dörtlü hale getirip böyle sunmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla İnsanoğlunun yaptığı tüm eylemlerin, tüm biçimlendirmelerin, tüm yaşamsal pratiklerinin içerisine nüfuz etmiş bir dörtlü bu. İyi, doğru, güzel ve faydalının peşinde koşmak. Ve dikkat ederseniz içindeki karanlığından bir tanesi de estetik olarak, Türkçe karşılığı olarak güzel olarak tarif ettik. Evet, bu girişten anlaşılacağı üzere estetik güzel ile ilgili bir kavram. Güzelin tarifi dönemlere göre değişebilir. Estetiğin mahiyeti dönemlere göre değişebilir. Tarihsel diziliş içerisinde farklı dönemlerde farklı mahiyet ile gündeme getirilebilir. Ki birçok konu başlığının, insanı ilgilendiren birçok konu başlığının içerik olarak bir başka ifade, daha akademik bir üslupla, daha anlatımla epistemolojik olarak nasıl değiştiğini zaman zaman burada bu ekranlarda sizinle de paylaşmışlığımız oldu. Estetik de bu kavramlardan bir tanesi. Ama enteresan bir kavramsal ortaya çıkışı var estetik kavramının. 18. yüzyılda, işte 1750'li yıllarda Alexander Gottlieb Baumgarten denen bir Alman düşünürün ilk defa gündeme getirdiği bir kavram estetik. Bu kavramla beraber güzeli inceleyen bilim, güzelle ilgilenen felsefi alan, ya da bilimsel bir disiplin ya da sanatsal bir kapsam gibi başlıklar ile gündeme geldi. Tabii 1750'de bunun gündeme gelmesi ve temas ettiği ekolojik unsurlarla beraber tartışılmaya başlanması
ve bunu gerekçelendiren başka koşulların da varlığını düşünürsek eğer, ana etkenlerden bir tanesi de sanattır diyebiliyoruz. Ama en önemlisi belki de sanat. Bunun dışında inanç unsurları var. Diğer sosyolojik boyutlar var. Bilimsel temeller ve felsefi diğer kapsamlarda böyle bir kavramın meydana çıkmasına katkı sağlayan diğer unsur olarak gösterilebilir. Bu anlamda bizim için önemli olan şey burada insanı tartışıyor olmak ve insana temas ederken insanı açımlayabilecek, insanı anlatabilecek, insanı çözümleyebilecek kavramlardan, olgulardan, varlıklardan bir tanesi olarak biz estetik kavramını merkeze aldık. Ve ikiye böldük. Bugüne kadar olan ve işte bugün ve sonrasına yönelik bir kapsam olarak, yoksa estetiğin çok daha fazla kapsamları var. Kabaca söyleyecek olursak eğer, yani estetik anlatı, estetik ifade, estetik değer, estetik kriter, estetik haz, estetik norm, estetik tavır, estetik davranış, estetik duygu, estetik ölçüt ve böyle bir sürü kavram daha çıkarabiliriz. Yani bunların aslında toplamına baktığınızda, kriteryum olarak baktığınızda, ölçüt olarak baktığınızda, bir haz olarak baktığınızda, duygu olarak baktığınızda, bir norm ya da tavır olarak baktığınızda aslında estetiğin saygınlığı ön plana çıkıyor kavram olarak. Ama yani değer ile karşılık bulabilecek estetiğin değer ile olan teması, anlamı, içeriği bu kavramları biraz daha kuvvetlendirmiş oluyor. Doğal olarak da insanla ve toplum ile ve diğer kültürel potansiyel ile birleştiğinde değer kavramını ne kadar daha fazla bir alan işgal ettiğini, alan kapladığını daha rahatlıkla görebiliriz. İşte bugüne kadar gelen süreci değer olarak, bugünden ve bugün ve gelecekteki süreci de eder olarak tarif ederken, değer kavramının neye dönüştüğünü, epistemolojik dönüşüm olarak değil sadece, yani bilgisel, anlamsal dönüşüm olarak değil, tahvil edilebilir maddi boyuta indirgenme özelliği de gündeme gelmekte. Dolayısıyla değerin daha çok soyut varlıklarla, düşüncelerle, fikirlerle, yaşamsal formlarla, konformist unsurlarla, kültürel gerekçelerle anlam bulan bu kapsamı eder ile daha indirgenmiş, daha nesnelleşmiş, daha maddileşmiş ve tahvil edilebilir boyutu artık paraya dönüştürülmüş bir kapsam ile gündeme geliyor. Bunu nasıl işleyebiliriz? Kabaca şu anda arkamda da görüyorsunuz ekranda. Arama motorları internete girdiğinizde, Google'a girdiğinizde, estetik diye yazdığınızda, Türkçe olarak estetik diye yazdığınızda karşımıza çıkan tablo estetik surgery dediğimiz, estetik cerrahiyi gündeme getiren, insanların beğenmedikleri, kusurlu buldukları, bedensel yapılarını değiştirmek üzere müracaat ettikleri operasyonu daha çok çağrıştırıyor. Bu kavramın yanına İngilizce estetik diye girdiğimizde ise, bir sonraki sayfada bu var, orada ise daha çok dikkatimizi çeken doğa ile ilgili, bilimsel unsurlarla ilgili, içeriklerle ilgili, felsefeyle ilgili, yaratılmış, Allah'ın yarattığı varlıklarla ilgili daha çok başlık görme şansımız var. Dolayısıyla biz aslında ülke olarak da bakış açımızda estetiğe bir konum kazandırmışız zaten yani. Kusurları ortadan kaldırma operasyonu diyelim. Buna kusurları ortadan kaldırma sanatı ya da güzel ortaya koyma sanatı değil. Kusurları ortadan kaldırma operasyonu. Yani bir cerrahi operasyon, bir tıbbi operasyon, bir fiziksel operasyon olarak bakılıyor. Bu caiz midir hocam diye sorulabilir ama ben bir ilahiyatçı ya da üzerine cübbe olan, farklı bir cübbe olan bir kişi olmadığım için buna cevap veremeyeceğim ama estetik operasyon, yani yaratılmışlığı müdahale edip değiştirme, dönüştürme, kusurlu sayıp, kusur üzerinden bir gerekçe üretip yeni bir format, bir biçim arayış çabası caiz midir sorusunun cevabını biz veremeyiz. Biz sadece estetik kavram olarak kavramın karşılığının bu olmadığı sorusunun cevabını verebiliriz burada. İnsanların anladığı, estetik kavram duyduğu zaman ilk önce işte plastik cerrahi, plastik rekonstrüktif ya da restorasyon
gibi operatif kavramlar değil, daha çok yaratılma, inanç, eserde müessiri görme ve bundan aldığımız duygu, haz, his dediğimiz kavramlar üzerinden yola çıkışla biraz daha farklı saptamaları, başka vargıları ortaya koymamız gerekiyor. Maalesef bu detayı da sizinle paylaşarak biraz da konuya girmiş olduk. Dolayısıyla sanatsal yaratmanın genel yasalarıyla sanatta ve hayatta güzelliğin kuramsal bilimi tarifi var estetik için. Tabi bunlar Türk Dil Kurumu sözlüğünde daha çok gündeme gelen söz tarifleri sizinle paylaşıyoruz daha resmi olduğu için. Güzellik duygusuyla ilgili olan güzellik duygusuna uygun olan anlamı var. Yine güzelliğin insan belleğindeki etkisini konu alan bir felsefe alanı gibi bir tanım daha var. Dolayısıyla kısaca güzelliği inceleyen bilim. Yani Baumgarten'dan önce Alexander Gottlieb, Gottlieb de Almanca Allah sever anlamında, Allah'ın sevdiği anlamında da gelebilir. Dolayısıyla ismine de bir ismiyle müsamma bir zihniyetin ortaya attığı bir teorik altyapısı var mı da? Bu da ayrıca bir soru işareti. Bunu araştırmam da gerekiyor ama ben işin esprisi olarak araya bunu sokmuş oldum. Alexander Baumgartner'dan önce de estetik kavramı vardı. Zaten bizim etik, estetik, lojik, pragmatik dediğimiz şey ta filozoflara, antik filozoflara kadar giden bir durum. Hristiyanlıkta da var, İslamiyet'te de var, Doğu kültüründe de var, Batı kültüründe de var. Dolayısıyla güzelliğin karşılığını nesnelleştirdiğiniz zaman coğrafya farklılıkları, kültür farklılıkları ile karakterize olmuş farklı unsurlar gündeme gelebilir. Daha önce de söylemiştik mesela Doğu kültüründe beyaz yas rengi iken Batı'da siyahın yas rengi olması gibi. Dolayısıyla siyah ya da beyazın insanda uyandırdığı etkinin coğrafya ya da kültürel farklılıklar açısından farklılık oluşturabileceğini ama burada etkiyi sağlayan unsurun renk ile değil daha çok duygu ile hisle alakalı olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla estetik bu anlamda insan ile ilgili bir kavram, insanı tanımlayan, insanı açıklayan bir kavram. Tıpkı bilim gibi, tıpkı felsefe gibi. İşte sanat ile felsefeyi temaslandırmaya çalışan birçok zihniyet ikisinin toplamından estetiği çıkarmışlardır daha çok. Biz de bugün buna üçüncü bir element ekleyerek daha doğrusu var olan bilinen bir durum ama bilim-sanat homojenliğinden çıkan bir felsefi kapsam olarak estetiği değerlendirebiliriz. Zaten sanat felsefesi deyince insanların aklına da önce estetik geliyor. Sanatın güzellik ile alakasını, güzel kavramıyla, güzel olgusuyla alakasını ortaya koyabilecek birçok başlık var sanat tarihine baktığınız zaman. Yani doğanın taklidi ki buna ideanın taklidi diyor Platon. İdeanın taklidi bir başka ifadeyle yaratılmışın taklidi nesnelleşirken dünyada nesnel bir hal alırken sanatçı da o nesnelerin taklidini yaparak eserleştiriyor. Dolayısıyla eserde müessir dediğimiz unsurun Platon yansımasında ya da bir ayna teorisinde bunu rahatlıkla görebiliyoruz. Yani aslında taklidin taklidi gibi yaratılmışlıkta yaratılışı, yaratılanda yaratılmışı yaratanı görmek gibi bir hasret Yunus Emre'de de var, Mevlana'da da var. Bizim kültürümüzde de var, İslam kültüründe de var, Doğu medeniyetlerinde de var, Batı medeniyetlerinde de bu var. Yani estetiğe bakış açınızı belirleyebilecek birçok kapı aralayabilirsiniz. Bir tanesi ideolojik kapı olabilir, bir başkası sanatsal bir kapı olabilir, bir başkası dini, inançsal bir kapı olabilir, bir başkası coğrafi ya da kültürel bir kapı olabilir. Bir başkası bilimsel realitelerle örtüşük olarak bakabilir. Mesela Newtonian bakış açısında estetiğin tanımı ve kapsamı daha farklı olmaktadır. Quantumian bakış açısında biraz daha farklı olmaktadır. Dolayısıyla zaten Quantumian bakış açısının ortaya çıkarttığı parçalanmanın, deformasyonun ve kavramsal dönüşümün esprisi daha çok bizim eder ile mukabele ettirdiğimiz bir içerik Newton fiziğinde biraz daha Newton yasasına göre de bakış açısına baktığımızda biraz daha değer ile alakalı boyutunu ön plana çıkarıyoruz. Benzer şekilde matematikte de var. Mesela matematik tabiatın estetiğinin izahatını ortaya koyar. Soyut diliyle, anlayışıyla, üslubuyla diye bir realite daha vardır. Dolayısıyla matematiğin kendisi estetik ya da doğa ile ilgili ya da tabiatla ilgili bir
araştırmaya girdiğinizde, doğal yapılaşma ilkelerini, prensiplerini araştırdığınızda, işte altın oran gibi daha önce bahsettik, pi sayısı gibi daha önce bahsettik, yine geometrik yapılar, yüzey parselasyonlarının ayarlanması, biçimin, boyutun izahatı, algı süreçlerindeki fiziksellik olarak baktığımızda aslında matematiğin aslında bu güzellikle alakalı kavramı ne kadar ortaya koyduğunu da ifade edebiliriz ki Leonardo bile bununla ilgili bir atölyesinin kapısına matematik bilmeyenler buradan içeri girmesinler ifadesini kullanmıştır. Dolayısıyla sanatı anlamak ve dolayısıyla estetiği anlamak için matematiğin bir ön koşul olarak, insanda bir donanım olarak ya da bir fark olarak, farkındalık olarak yerleşmiş olmasını bekliyor insan. Dolayısıyla estetik dediğimiz olgu matematikse eğer, 1750'den önce de vardı. Eğer güzellikse, insanın varoluşundan beri var, evrenin yaratılışından beri var. Dolayısıyla bunun geçmişiyle ilgili 100 bin yıllar ya da işte binli yıllardan bahsedebiliriz insan varlığının geçmişiyle. Estetik ya da sanatsal verilerle, arkeolojik unsurlarla baktığımızda birkaç bin yıla kadar gidebiliriz ki keza arkamda biraz sonra çıkacak ortaya. 3 bin yıllık Orta Asya'da Türklerin mezarlarından çıkan ki eşyalarıyla gömülen insanların mezarlarına çıkan bir pantolon görüyorsunuz. 3000 yıllık pantolon şu anda arkamda. Üzerindeki desenleri, motifleri ve formunu gördüğünüzde estetiği, bir kültürel nakşiyatı ve ifadeyi ve nesnelleşmiş halini yine estetik ile bütünleştirerek tarif edilebilir, tasvir edilebilir boyutta olduğunu görüyoruz. Bu anlamda bilim, sanat artı felsefe, bilim artı sanat artı felsefe eşittir estetik diyebiliriz. Değer kavramına geldiğimizde değer ya da duygu ve kriteryum ya da bir norm olarak baktığımızda eşittir estetik diyebiliriz. Yine insan artı yaşam artı inanç eşittir estetik diyebiliriz. Sonuçta estetiğin kalıpsallaştığı birçok sürecin neticesini ortaya koyabiliriz. Ki 1900'lü yılların başlarında Kroş estetiğiyle alakalı insanın biçimlendirme süreçlerini tarif eden, özellikle sanatsal biçimlendirme sürecini tarif eden estetik bilimcisi İtalyan Kroş, Benedetto Kroş sanatsal üretim sürecini 4 maddede inceler ama esasında 2 madde olarak tarif eder. Birincisinde sanatçı der, izlenimlerde bulunur. İkincisinde estetik zihinsel sentezde bulunur sanatçı. Yani zihninde olayı tasavvur eder, canlandırır, resimlendirir, hikayelendirir ve orada sanat eseri biter der. Bakın insan daha zihnindeyken, kurgu aşamasındayken, sanatsal literatür ile imgelem halindeyken, daha anlaşılır literatür olarak tasavvur halindeyken zihinde direkt estetik devreye giriyor. Yani insanın düşünmesinin de mekanizmal yapısına katkı sağlayan bir motivasyon unsuru estetik. Sadece sanatsal fikirler için, sanatsal düşünce için, sanatsal imgelem için ya da sanatsal üretimin zihindeki canlandırılmış hali olarak değil. Tüm fikir üretimlerde, tüm soyutlamalarda, tüm düşüncelerde, tüm hayallerde, muhayyilenin aktif olduğu tüm kapsamlar içerisinde aslında bir şekilde estetik var. Özellikle muhayyileyi, Türkçesiyle imgelemi, eski Türkçeyi muhayyile ve İngilizcesiyle imagination dediğimiz bu zihinsel süreci daha önce bu ekranlarda paylaştım. Yani İngilizler buna İngilizce'de thinking ve imagination diye ikiye ayırmaktalar. Bizde ise düşünme diye kullanmaktayız. Düş kelimesi düşmek fiilinden gelmekte ve ilahi bir menbaadan zihnimize düşen anlamında. Dolayısıyla ilahi menba ile bağ kurmanın esprisini zaten bizim kendi kültürümüzde, Türk kültüründe, geçmişimizde görebiliyoruz. Aynı zamanda İslam kültüründe de görebiliyoruz ki estetiği metafizik boyutuyla tarif ettiğini de görebiliyoruz. Bununla ilgili tarifte de şöyle bir detay söz konusu. İslam sanatı hayatın metafiziğe ve metafiziğin de medeniyete bitişik olduğunun en somut göstergesidir.
Bakın sanat artı estetik, oradan maneviyata gidiyorsunuz ve oradan metafizik süreç olarak da maneviyatın boyutundan da medeniyeti doğru bir ya dünyevi bir hüviyet kazandırıyorsunuz. Yani İslam'da estetik sürecin bu çarkın işleyişi bu. Sanat, estetik, maneviyat ve medeniyet. Ki medeniyet dediğimiz sürecin de içerisinde estetik kavramı. Çünkü az önce bahsettik. İnsan dediğimiz olgunun, insanın tüm biçimlendirme süreçlerine, eylemlerine yansıyan temel bileşenleri tarif ederken dört maddeden bir tanesi olarak sunduğumuz estetik kavramı medeniyetin de içerisinde olan bir boyut. Ki insanlar arasındaki münasebet, insan tabiat arasındaki münasebet, insanlara diğer canlılar, hayvanlar arasındaki münasebetin ortaya koyduğu kalite, bunun inanç ile, ahlak ile, doğa ile, sosyal yapı ile, toplum ile, kültür ile münasebetinin karakterize ettiği sonuç olarak medeniyetten bahsediyoruz. İslam'da da İslam'ın ikinci şehrinin isminin adı da işte ismi de Medine biliyorsunuz. Medeniyetleri, medenilerin yaşandığı. Yani Arap Yarımadası'nda bedevi ve medeni diye insanlar ikiye ayrılıyor. Tabii medeni olan medeni olmayan anlamında değil belki ama tasnif yaptığımızda çölde yaşayanlara bedevi, kentte yaşayanlara bir araya topluluk oluşturup da bir sosyalite içerisinde kültür, sanat işte etkileşimi yaşamsal konformizmi yaratabilecek bir estetik bütünlüğü bir araya getiren kitleye de topluluğa da topluma da medeniyet kapsamı içerisinde alınıp medeni deniliyor. Ve Medine'nin ismi de buradan geliyor. Yani bir şekilde kültür, sanat ve bu homojen yapının mekanistik unsurların ortaya çıkarttığı performans olarak estetik medeniyetin de bir ölçüsü. Ki bugün, yine geçen haftada bahsettim, günümüzde ya da gelecekteki bu gelişmişliğin ya da modernizmin aslında karşılığı olabilecek çok davranışımızda ilkel olduğumuzu iddia etmiştik. İlkel insanların nasıl bir totemden korktuklarını, bir ağaç parçasından korktuklarını, ona tanrı hüviyeti verip de ondan korkarak kötü işler yapmadıklarını ve izlendiklerini düşünerek itaatlerini ön plana çıkaran bir örneğimiz vardı. Bugün de kameralardan korkuyoruz. Yani radara girmekten korkuyoruz. Şehir kameralarından korkuyoruz. Suçluların eşkalleri ya da yakalanması kameralar sayesinde oluyor. İzlenilen bir toplum halindeyiz. Ama biz Yüce Yaratan'ın bizi izlediğini çok düşünmeksizin kulun izlemesinden rahatsız olduğumuzu da ya da bundan korktuğumuzu da bu anlamda da aslında ilkel olduğumuzu yine geçen haftada emoji'den falan bahsetmiştik. İlkel insanlar resimlerle yazım, iletişim, etkileşim kurarlarken bugün de biz artık resimlere döndük. Yazıyı ortadan kaldırdık, harfleri ortadan kaldırdık. Bir matematiksel dizilişi bir sentetik yapıyı ortadan kaldırdık ve gittik görsellerle, sembollerle iletişim kurmaya çalışıyoruz. Bu sefer de aynı şey Mısır İmparatorluğu'nda da vardı, Yunanlılarda da vardı. Antik birçok unsurların içerisinde iletişim etkileşimin görsel simgelerle sağlandığını daha önce söylemiştik. Dolayısıyla kültürel farklılıklar içerisinde de estetiğin kazandığı hüviyet aslında tasnif edilebilir. Her tasnif içerisinde yeniden tarif de edilebilir. Bu kapsamda biz baktığımızda işte Aristo dedik, katarsisi ön plana çıkıyor estetik olarak. İnsanların ruhunun arınması olarak estetiği ve sanatı belirginleştirmeye çalışıyor. Platon'a gittiğinizde taklidin taklidini görebiliyorsunuz. David Hume'a geldiğinizde tat ve lezzet ile estetiğin tarif edildiğini görüyorsunuz. Collingwood'a geldiğimizde daha yakın yüzyıllara geldiğimizde eğlence olarak sanat, estetiğin bir eğlence vasıtası olarak gündeme geldiğini görüyoruz. Thomas Mill'de yine zevk ile estetiğin haz ile yine karakterize olduğunu görüyoruz. Yine Hegel, Kant, Marx, Kroş, Nietzsche, Levi-Strauss, yapısalcılık,
Jacques Derrida'da yapı bozumculuk, yani postmodern döneme geldiğimizde de biz kabaca her düşünürde, her filozofta, işte Mevlana'da, Yunus Emre'de ve benzer birçok bizim İslam alimlerinde ve Türk alimlerinde de yine bunların karşılıklarını farklı yön eylemler ya da farklı içeriklere de gitse aslında zamana, mekana ve düşünce yapısına, inanç yapısına göre yeniden karakterize olduğunu görebiliriz. Ama hepsinde daha aşağı yukarı hepsinin tahvil olduğu kavram olarak, yani lezzetin de, hazzın da, zevkin de, duygulanımın da, ifadenin de, anlatımın da bir kriteryum olarak kendisini göstermesinin de, idealizmin de, realizmin de hepsine baktığımızda tahvil edilebilir kavram olarak değeri görüyoruz. Ta ki 1950'lere gelinceye kadar. Ne oldu 1950'lere gelinceye kadar? İdeolojilerin sonu ilan edildi. Ondan sonra ideolojilerin sonu ilan edildi ama yeniden liberalizm, neoliberalizm ve kapitalizm ikame edildi. Önce ideolojik olarak kabul edilmeyen boyutlar, yani Marksizm, ondan önce işte diğer ideolojiler karşılaştırıldığında Batı felsefesinde özellikle bugünkü haliyle baktığımızda kapitalizm yeni bir ideoloji olarak gündeme geldi. İdeolojilerin sonu gündeme geldi. Tarihin sonu tartışıldı. Sanatın sonu tartışıldı. Ki sanatın sonunun tartışması aslında estetiğin sonu tartışmasında paralel bir oluşumdu. Yani Hegel estetiği ile beraber bu estetiğin idealizm, değer ile tahmin edilebilecek boyutunun ortadan kalkması ve daha nesnelleştiğini görüyoruz. Metafizik boyutunun ortadan kalktığını gördüğümüz zaman nesnelleşen, maddileşen ve daha çok maddi boyutuyla estetik değer değil ama estetik eder dediğimiz bir kavramın ikame edildiğini gördüğümüz zamanları yaşıyoruz. Endüstriyel süreçler var. Endüstri devrimi var. Endüstri 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 var. Hatta bugün de doktor öğrencileriyle konuştuk meseleyi. Japonlar Almanya'da Endüstri 5.0 diye 2017'den itibaren bunun gündeme geldiğini söyleyip biraz daha farklı bir boyutta artık endüstriyel boyutun da sonunun geldiğini ilan edebilecek bir potansiyelle toplum 5.0 demeye başlamış. Yani toplumun, insanın önemine binaen artık makineleşen, sistem içerisinde insana gerek duyulmayan bir gündemin de çok yaşandığı, paylaşıldığı bir ortamda Endüstri 5.0 var. Ve dolayısıyla Endüstri 1, 2, 3, 4.0 süreçlerinde de sanatın ve dolayısıyla estetiğin değiştiğini çok rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Çünkü teknolojik hakimiyet bize yeni bir estetik tür ortaya çıkarttı. İşte meta estetiği dediğimiz, data estetiği ki daha çok veri dediğimiz kavram üzerinden gelişen, dijital estetiğin bir başka boyutu. Tekno estetik var, teknolojik hakimiyetin insandaki tahakkümünü ve insandaki hissiyatını yeniden biçimlendiren bir dış etken olarak ön planda tekno estetik var. Bunların yanında hiper estetik var. Estetin yeni kapsamları, daha yeni tartışılan bir boyut. Estetin kimliksizliğinden yeni kimlik yaratmaya yönelik bir çabanın da ötesine geçmeye çalışan, fütüristik bakış açısıyla gündeme gelmeye çalışan bir estetik tür. Ve bunları topladığımızda, bir tarafa bunları koyduğumuzda, işte feminist estetik de var, kitsch estetiği var. Bunların kapsam olarak içine alan estetik kapsamlar var. Onları da yine daha önce söylemiştik. Tüketim estetiği bir kapsam olarak bugün devrede. Anti-estetik, dediğim gibi estetiğin sonunun gündeme gelmesi ve tartışmasından sonra anti bir tavır olarak, güzelliğe karşı bir tavır olarak, ki yine arkamızdaki fondaki görüntülerde falan var, çirkinin ön plana çıkarılması gibi bir koşullandırma ile gündeme giren, işte kitsch estetiği bunlardan bir tanesidir. Değersizin, çirkinin estetiği gibi. Güzellik kavramını ortadan kaldırmak için operasyonlara gördük. Sadece bunu sanatsal anlamda bir operatif karakter olarak söyleyemeyiz. Aynı zamanda bunu medyada da gördük. Bunu kültürel oluşumlarda da gördük. İdeolojilerde de gördük. Yine sosyal angajmanlarda gördük. Küreselleşmede gördük. Kültürel ekonomiler dediğimiz kavramlar içerisinde gördük. Kültür endüstrisi içerisinde gördük. Reklam endüstrisi içerisinde gördük. İmaj mühendisliği ya da kültür mühendisliği
dediğimiz mühendislik çalışmalarında gördük. Dolayısıyla aslında estetik bir operasyon geçiriyor. Büyük bir oranda klasik estetik, yani değer ile ilgili kavram ortadan kalktı. Onun yerine ikame edilen kavram eder olmaya başladı. Nedir yani? Yine bu kavramı da işlerken yine sanattan girmeye çalışalım. Örneğin sanat piyasasından bahsedelim. Piyasa yine Batı kökenli bir kavram. Meydan anlamına geliyor. Meydana çıkma. İşte pazar yerleri meydanlara kurulur. İtalyanca'da işte piazza dediğimiz, bizim buradaki alışveriş merkezinin ismi de aslında piyasa. Yani ekonominin döndüğü, alışverişin yapıldığı meydan anlamında. Bu anlamda piyasaya baktığımızda, sanat piyasasına baktığımızda nasıl bir kültürel ekonomi ya da sanatsal ekonomiden bahsedebiliyoruz? Nasıl sanatın değer değil de edere dönüştüğünü, eder ile karşılık bulma çabasında olduğunu görebiliriz çok rahatlıkla. Çok somut örnek. Gidin bugün Türk sanatının özellikle büyük şehirlerde, İstanbul'da özellikle sanatçıların eser satmayla ilgili piyasal çabalarına bakın. Enteresan bir şekilde daha önce hiç gündeme gelmeyen, değer verilmeyen ya da üzerinde pek çalışılmayan bir kitle ya da bir hedef, adres söz konusu. Arap piyasası. Yani sanat piyasası Arap müşterilere doğru ivme kazanmaya çalışıyor. Niye? İstanbul'da çok da yabancı yok. Yani Batı kökenli turizmde belki azalmış durumda. Sanat piyasasının uluslararasılığı çok ülkemizde geçerli değil. Parası olan kimse ya da bu işin ticaretini yapan kişiler, ki onları biraz sonra bahsedeceğim. Manipülasyon ve spekülasyon üzerinden baktığımız olaya nasıl değiştiğini göreceğiz. Sanat piyasasını yöneten insanlar hedef olarak Arapları seçiyor. Arap zenginleri seçiyor ya da işte bugün nasıl gündemimizde Katar varsa, işte Katar'ın zenginleri ya da diğer Arap devletlerinin zenginleri de Türkiye'deki sanat eserlerine, ki onların bir sanat eseri depolama alışkanlıkları var. Bunu Kuveyt Savaşı'ndan biliyoruz. Iraklılar Kuveyt işgal ettiğinde bir sürü sanat eserinin saraylardan çalınıp o askerlerin, komutanların işte evlerine saklandığını biliyoruz. Bunların içerisinde özellikle Picasso resimlerinin maceraları çok medyatik oldu. Türkiye'de bile 5-6 tane Picasso resmi el değiştirirken yakalandı, gündem oluşturdu. Birkaç milyon dolara el değiştirirken suç üstü yapıldı vesaire. Bunlar hep çalındı. Dolayısıyla sermaye bir kültürel bir eylem olarak da sanat eserlerine yöneliyor. Dolayısıyla Arap müşterilere yönelmek isteyen Türk sanatı, özellikle resim sanatında dikkat çeken bir nokta, soyut resimler çok daha ağırlık kazanmaya başladı. Niye? İşte Araplar işte İslam inancı gereği figürü çok sevmezler. İbadet ortamlarında, evlerinde işte insan figürü görmek istemezler ya da canlıyla alakalı. O yüzden daha soyut, daha non-figüratif, daha doğal resimlere, daha naturalistik resimlere yönelik talepleri olabilir düşüncesiyle piyasa binden manevra yapmaya başlıyor. İşte biz buna manipülasyon diyoruz. Ve bunları yöneten insanların da yarattığı bir dezinformasyon var. Bundan dozu ayarlanamıyor. Ona dozinformasyon diyoruz. Tıpkı gündemimizde olduğu gibi şu anda aşı gündemi var. Aşının dozu mozu tartışılıyor ama tartışılırken bile akşam bir televizyon programında bir doktorumuz rahatsızlık geçirdi. Yani adam bunalıma girdi. Ekran yönetiminde çok sıkıntılıydı zaten. Belki şahit olanlar vardır içinizde. Dozu informasyon ile mücadele ederken adamcağız bayıldı. Doktor Mehmet Ceylan, yanılmıyorsam. Bayıldığını görmedim de programın başını seyretmiştim. Sağdan soldan aşıyla ilgili sorular gelirken biraz bunaltıcıydı. İletişim sıkıntısı da var. Zaten ekran kirliliği her zaman söz konusu. Şu an ekrandaki, arkamda gördüğünüz ekran da. Yani zeminin renginin ayarlanması, yazıyla dolan ekran, altta yazı, üstte yazı, sağda solda yazı, bir sürü yüz, bazı yüzlerin geri planda fonları rahatsız olması, televizyonların arasındaki farklar oluşturuyor. Kimisi maviyi seçmesi, kimisi kırmızıyı seçiyor, kimisi turuncuyu seçiyor, kimisi sarıyı. Çok böyle parçalı, dağınık ve kaotik bir ekran dünyasıyla karşı karşıyayız.
şu anda arkamda göründüğü için buna temas etmek durumunda kaldım. Dolayısıyla bu da gayri estetik bir durum. Dönüyoruz sanat piyasasına tekrar. Manipülasyon dedik, spekülasyon dedik. Spekülasyonlar manipülasyon yaratır. Manipülasyonlar da yanlış adresler, yanlış eylemler gayri nizami, gayri ahlaki ve gayri estetik hedeflere doğru insanları taşıyabilir. Çünkü hedef eder ise eğer bu nizamı ortadan kaldırabilecek eylemlerle de karşı karşıya kalabiliriz. Ki malum sanatımızda bu var. Kimlerdi bu aktörler? Galericiler, eskiden tabu tacirleri vardı ve eskiden hamiler vardı. Şimdi galericiler var. Konservatörler var. Yani eserleri muhafaza edenler. Kolektörler var. Biraz teknik bir tabir olarak gelebilir ama koleksiyoncular bunların. Yani toplayıcılar var. Satıcılar var, tacirler var. Kuratörler var. Sanatçıların, sen sanatçısın, sen değilsin, senin eserin sergilenebilir, sen sergilenmez gibi ya da seçmeci daranan bir kitleyi yöneten ya da işte alıcıları yöneten, bunlar resmi kurumsal aracılar vasıtasıyla bunları gündeme getiren karakterler var. İşte bunlar piyasa yöneten insanlar ve bunların elinde pimpon topu gibi bir oraya bir buraya bunları izleyen izleyiciler var. Pimpon maçını izleyen gibi yani sanat tüketicileri bir oraya bakıyor, buraya bakıyor. O manipülasyonu, o spekülasyonu gitgellerle izliyor. Dolayısıyla izleyici ne yapsın? Karşısına sanat olarak konulan yeni objektif varoluşların hangi kriteriyuma göre, hangi otoriteye göre nasıl karakterize olduğunu, nasıl adına sanat dendiğini ve nasıl izleyici temas ettirilmesi gerektiğini ya da temas ettirildiğini düşünürken arada kaçan bir boyut var, estetik. Yani ben bir eseri alırken X şahsını alırsam bu öldüğünde şu kadar param olabilir, bunu paraya çevirebilirim ama şu şahsını alırsam bu paraya dönmez gibisinden bir düşüncenin klasik ve amatörce bir hissiyatın tezahürünü de bugün çok fazla örnekte de görebiliyoruz. Evet, yani sanatı bu kadar yabancılaştıran şey bence estetik müdahalelerdir. Yani medyanın, teknolojinin, teknokültürün, medya kültürünün, medya üreticilerinin ve taşeronluk konumuna gelmiş sanatçıların ortaya koyduğu bu performansların geleneksel ya da klasik içeriklerle anlamlandırılan sanat ile uzaktan yakından ilgisi olmayınca daha dolaylı süreçler ve daha tesirli yeni içerikler ile artık değer ile eder arasındaki münasebetin ortadan kalktığını söylemekte fayda görüyoruz. Evet, şimdi bazı sorular var. Mesela deniyor ki bir şey güzel olduğu için mi biz ona güzel deriz ya da biz ona güzel dediğimiz için mi o güzeldir? Bu sanatın tartışılan konulardan bir tanesi gibi gündemdedir. Aynı zamanda estetiğin de gündemi. Eskiden sanat, sanat için mi, sanat toplum için mi tartışması vardı. Bugün de baktığımızda sanat sanat içindir sorusunun cevabını çok veremiyoruz. Sanat toplum içindir sorusunun cevabını çok veremiyoruz. Ve bunun karşısına ikame ettiğimiz cevap zevkle ve renkle tartışılmaz oldu. Son 20-30 yılın klasik cevabı bu. Renkle ve zevkle tartışılmaz. Bu boyutta bir skala belirlendi ve insan sayısı kadar renk, insan sayısı kadar zevk olabilirliği ön plana çıktı. Zaten bunu pekiştiren unsurlar zaten kavram olarak da, kuram olarak da, teori olarak da gündeme geldi. Açık yapı teorisi bunlardan bir tanesidir. Alınlama teorisi bunlardan bir tanesidir. Sanatsal deformasyonun bu yayılmasına, dağılmasına, tesir oluşturmasına katkı sunabilecek birçok unsur içerisinde bunlar da sayılabilir. Nihayetinde bir şey güzel olduğu için mi biz ona güzel deriz yoksa biz güzel dediğimiz için mi o şey güzel olur? Sorusunun cevabını da böyle düşünebiliriz. Aslında bugün bunun tartışmasında bir anlamı yok. Neye, nasıl, ne için güzel deriz? Bunun sorunun cevabını vermek için size ben soru sormak istiyorum. Bu hoca taktiğidir biraz da soruya soruyla cevap vermek. Tabii sizden cevap alamayacağım için şu anda yine cevabını vermeye çalışacağım ama bu etik, estetik, lojik ve pragmatik kavramının yanına yani iyi, doğru, güzel ve faydalı dediğimiz kavramın yanına bugün beşinci bir element, ben ona element diyorum. Yani
Cem Yılmaz'ın filminde geçen hava, su, toprak ve tahta diyor ya, dördüncü element espriyle karışık. Ben de burada beşinci elementten bahsetmek istiyorum. Sizce beşinci element ne olabilir? Yani bugün de içine sokarsak, yani değerin yanına ederi de, değeri ortadan kaldırıp ederi merkez aldığımızda iyi, doğru, faydalı ve güzel kavramının yanına beşinci olarak ne koyarsınız? Ben bugün biraz düşündüm bu sorunun cevabını. Yine çevresel tesirlerle, yani nedir o? İşte ideolojik tesirlerle, işte kapitalizm var, medya var. Estetik kapsamına baktığımızda teknoloji estetiği, teknoestetik ya da tüketim estetiği hakimiyeti var şu anda. Ve bunlara topluca baktığımızda benim için beşinci kavram biraz daha netleşmiş oluyor. Şu anda arkamdaki fotoğraf da bunu biraz daha kuvvetlendiriyor. Yönetmenimiz sağ olsun böyle ağzına çıkan kelimeye göre bir fon oluşturuyor. Artık bu konuda çok uzmanlaştık ikimiz beraber. Teşekkür ediyoruz kendisine. Bu bağlamda söyleyeceğim şey şu: İyi, doğru, güzel ve faydalının yanına ilave ettiğim kavram karlı. Bugünkü insanımız buna bakıyor artık. Yani diğer değerlerin, değer ifade eden kavramların yanına eder ifade eden kavramı koyuyoruz. Değerler artı eder. Dolayısıyla değerler iyi, doğru, güzel, faydalı. Yani inanç var, din var, ahlak var, töre var, gelenek var, geçmiş var, kültür var, bilim var, sanat var, felsefe var, eşya üretimi var, teknoloji var, işte ne diyelim, insan ve yaşamsal konforu var. Bunların oluşturduğu değerin yanına bunları istila eden, bunları işgal eden kültürel yeni oluşumlarla, geçen hafta bahsettik kültürün sol tarafına gelen kavramlar diye. Dolayısıyla onlar aynı zamanda estetik karakter de oluşturmuştu bizim nazarımızda. Bu açıdan baktığımızda ise ortaya çıkan beşinci kavram kar, o değerlerin yerine ederi karşılayan kar. Bugün ne kadar karlıyım? İyi, doğru, güzel, faydalı ve karlı diye bakıyor maalesef bugün insan. Sanatçısı da böyle bakıyor. Evindeki ev hanımı da böyle bakıyor. Öğrencisi de böyle bakıyor. Yani uzaklaştığınız, yok saydığınız şeyi kar olarak görmek. İşte bugün daha az ders yaptık hocayla, bu bir kârdır. Ya da bugün işte cebimde dolarım var, dolar değer kazandı, bu bir kârdır. Bakın değer kazandı diyor aslında. Değer dediğimiz kavramın karşılığı, tesadüf oldu, belki tevafuk oldu bu kavramı konuşurken. Döviz değer kazandı ya da Türk lirası değer kazandı. Neye göre neye kıyaslıyorsunuz? Yani pariteyi hesaplarken ki... bütün bu az önce saydığım kavramların da karşılıkları pariteyle izah edilen kavramlar. Bugün entropiyi de bunu açıklamaya çalışıyoruz aslında, ama bu da inancımıza ters bir realiteyle karşı karşıya kaldığımızı gösteriyor bize daha çok. Çünkü inancımızda düzensizlik yoktur. Her şeyin düzensizliğin de bir düzeni vardır noktasında bir şeyimiz vardır. İyi dediğimiz kavramın yanında kötü kavramı var ki iyi değer kazanıyor. Bakın değer dediğimiz şeyin karşılığı ne burada? Kötüyle karşılık bulduğu zaman iyinin değeri anlaşılıyor. Çirkin varken güzel değer kazanıyor, değerin, güzelin değeri ortaya çıkıyor. Yanlış varken doğrunun karşılığı ortaya çıkıyor ki değeri ortaya çıkıyor. Ve zararlı varken faydalının ifadesi ortaya çıkıyor ki pragmatik anlamda. Dolayısıyla bu zıtlıkların münasebetiyle, karşılıkların unsuyla aslında yatay dikey ilişkisi gibi baktığımızda biraz daha derinlik kazanımı olarak daha farklı metafizik tespitlere, saptamalara doğru yol alma şansımız daha çok artmış olabiliyor. Ama edere geldiğimizde mukayese bir alışveriş mantığı olarak değil. Paranın paraya karşı değer kazanmasından bahsediyoruz. Ya da işte sanatçının duruşu olan ya da duruşu olmayan kişinin işte duruşa karşı değer kazandığını ya da bunu ederle kıyaslandığını görüyoruz. İşte gerçek manipülasyon bu. Toplumsal manipülasyon bu. Algı mühendisliği bu. Algısal manipülasyon bu. Yani biz birçok olguyu bir merkeze alıp da insanı açımlamaya çalışırken temas dediğimiz nokta aslında biraz bu da gündeme geliyor. Estetik kavram da temas mantığı içerisinde bütün diğer bütün kavramları açıklamamızı sağlayabilecek bir
içerik olarak kendini zaten gösteriyor. Bunu baştan beri de vurguluyoruz. İnsanın varoluş sebeplerinden bir tanesi estetik. Medeni olmasının gereçlerinden bir tanesi estetik. İnançlı olmasının gereçlerinden bir tanesi estetik. Geçen gün İlahiyat Fakültesi dekanımızla, adaşım Metin Hoca ile beraberdik. O da kendi fakültesinde inanç ile, İslam ile, din ile, Kur'an ile estetiği bir araya getirmeye çalışıyor ve estetik icraatları ortaya koyabilecek bir düzenleme yapmış. Belki de bizi izliyordur şu anda. Bir mekan ayarlaması yapıyor. Orada sanat ile öğrencileri temaslandırmaya çalışıyor. Dolayısıyla estetik ile, geleneksel sanatlarımızla, çağdaş sanat ile bunlarla ilgili belli pratiklerle öğrenciyi tanıştırıp içine teknolojinin teknolojinin de girdiği ve estetiğin inanç ile olan alakasını direkt öğrencileri temaslandırarak estetik olguyla, yani sanat ile temaslandırarak sağlamaya çalışıyor. Sadece sanatta var olan bir olgu değil tabii ki estetik. Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. İnancımızda çok fazla ön planda. Metafizik estetik, İslam estetiği. Bunlar hep içerik olarak, literatür olarak, kapsam olarak olgunlaşmış, gelişmiş, ürünlerini vermiş ve karakterize olmuş bir realiteyi ön plana çıkarıyor. Bu bağlamda estetik dediğimiz süreç insanı, insanın yaşamını, yaşam konforunu, ideolojisini, dünya görüşünü, mentalitesini, zihin örgüsünü, kurgularını, imgelemini, dış dünyayla temasını, etkileşimini, iletişimini, bilgisini, yaratıcılığını, buluş gücünü, yine haz alma duygusunu. Biz az dokunduk bugün haz kavramına. Literatür alanına baktığımızda estetiği daha çok haz ile, yani biraz daha dürtüler ile motive etmeye çalışan kimseler de var. Bu estetik kavramının olgunluğuna, itişamına, yüceliğine biraz daha darbe vuran bir boyut gibi algılanabiliyor zaman zaman. Ama bu bahsettiğimiz haz, o tat dediğimiz unsur aslında bizim aşk dediğimiz kavramla, yani aşk estetiği dediğimiz süreçte, divan edebiyatındaki aşkı incelerken, Yunus Emre'de işlerken, Karacaoğlu'nda işlerken, İslam'da bunu incelerken, Mevlana'da işlerken aslında bunların karşılıklarını görebiliyorsunuz. O zaman aşk dediğimiz aşk kelimesinin neyin kısaltması olduğunu da insanlar kendi kafasında kurmaya çalışsınlar. Bu da başka bir detay, espri deyip sizinle paylaşmış olalım. Evet, ben konuyu burada bitirmek istiyorum. Çok da sizi meşgul etmeyelim, yavaş yavaş. Dediğim gibi 5. element çok önemli. Bence en büyük deformasyon, değer ile ederi kıyaslarken değeri ortaya koyan etik, estetik, lojik ve pragmatik dediğimiz iyi, güzel, doğru ve faydalının karşılığı olan değerin yerini bugün karlı dediğimiz, insanların kendisini karlı gördüğü nesnelleştirmelerle, nesnel menfaatlerle, nesnel ilişkilerle, maddi ilişkilerle, maddi kapsamlarla, maddi hedeflerle karakterize olan bir estetik boyut kazanmıştır. Artık bunun adına tüketim estetiği deyin, ister bunun adına anti-estetik deyin, ister bunun adına teknoestetik deyin, ister bunun adına hiper-estetik deyin. Sonuçta ederin estetiği ön planda. Kaç paralık adamsın? Kaç paralık fikrin var? Düşünceniz, fikriniz, icadınız kaç para eder? Hemen tahvil etme dürtümüzü, yönelimimizi direkt parayla ölçer hale geldiğimizde bu. Dolayısıyla benim ortaya attığım teori bugün 5. eleman olarak, 5. kavram olarak iyi, doğru, güzel, faydalı, artı, karlı. İşte biz burada bazı şeylerin sonunu yaşayıp yeni bir geleceğe doğru taşınıyoruz. Kuşaklardan bahsediyoruz. X kuşağının estetik anlayışı, Y kuşağının estetik anlayışı, Z'nin çok daha farklı. Gelecek kuşaklarda tıpkı deminki Endüstri 5.0 ya da toplum 5.0 dediği gibi Japonların öngörüsüyle artık topluma yönelmek, insana yönelmek, insanın özüne yönelmek, insanın ötesine yönelmek, metafizik boyutu yeniden keşfetmek ve bunun üzerine yeniden
değerlerine bulunmak anlayışı aynı zamanda sanatın da yeniden kendini bulmasına, kendini kavramasına, kendini geliştirmesine imkan verecektir. Bu konudaki spekülatörleri ve manipülatörleri de bunların çoğu toplum mühendisliği anlamında iş göreve iş yapan insanlar da bir şekilde bunlara da cevap vermiş olacağız. Ama dediğim gibi gücü oranında tesir oluşturabiliriz. Gücünüz varsa tesir oluşturabilirsiniz. Ama biz son olarak şunu söyleyeyim. Eserde müessiri gördüğünüz ölçüde estetiği fark etme şansımız var. O açıdan eserde müessiri görmek, söz konusu tesirleri algılayabilmek, buna cevap verebilmekle alakalı. Bu da insanlığımızla, insan olmamızla, insani daramamızla alakalı. Evet, bu konuda size hoşça kal derken estetiği, güzeli, sizin için güzel olan şeyin ne olduğunu yeniden düşünmenizde fayda görüyorum. İyi akşamlar diliyorum, hoşça kalın.